Hepimizin hayalini süsleyen ama çoğumuzun nasıl başaracağını tam olarak bilemediği bir konu. Pasif gelir. Bu videonun hayallerinize bir adım daha yaklaşmanız için size rehber niteliğinde olmasını umuyorum. Burada yer alacak 7 fikir, kısmen az bilinen ve daha hızlı sonuç alabileceğiniz yöntemler olacak. Pasif gelir elde etmenin pratik ve uygulanabilir yollarını keşfedeceğiz. Herhangi bir zaman ayırmaya gerek kalmadan bir gelir elde etme fikri sanırım ben dahil birçok kişinin sevdiği bir konu. Aslında insan rahat bir yaşam sürmek istiyorsa bu konuya eğilmesinde fayda var. Bu sadece zenginlerin sahip olduğu bir ayrıcalık değil. Aslında biraz gayretle birçok kişinin başarabileceği bir konu. Pasif geliri bilmeyenler için kısaca özetlersek, bu bir varlığa yatırım yaptıktan sonra kişinin sürekli bir çaba veya aktif katılım gerektirmeksizin gelir elde ettiği bir yöntemdir. Yani bir kişi pasif gelir elde etmek için önceden bir çaba harcar ve daha sonra buradan düzenli olarak gelir alır. Ancak sürekli aktif bir şekilde çalışmak zorunda değildir. Pasif gelir kişinin zamanını ve enerjisini diğer faaliyetlere odaklayabilmesine olanak tanır. Çünkü bu gelir kaynakları sürekli bir miktar kazanç sağlar. Zamanımız sınırlı. Sadece 24 saatimiz var ve neredeyse bu sürenin yarısı da uykuda geçiyor. Geliriniz sadece çalıştığınız saat sayısına bağlı olmasaydı güzel olmaz mıydı? Pasif gelir mantığını ve psikolojisini tam manasıyla kavramak önemli. Çünkü eğer buradaki mantığı ve potansiyelin büyüklüğünü anlamazsanız, deyim yerindeyse çuvalın içinde altın var git al desem inanmadığınız için gidip o çuval dolusu altını açmazsınız. O yüzden başlıklara geçmeden önce biraz sabır ve dikkat. Tabii şunu ifade etmekte fayda var. Hiçbir şey yapmadan pasif gelir elde etmek ya da para kazanmak diye bir şey yok. Pasif gelir ile kastedilen paranın doğrudan zamanımıza bağlı olmamasıdır. Diyelim ki bir kitap yazacaksınız. Yazıp bitirdikten sonra bu kitap raflardaki yerini alır. Kitabı yazmak için zamanında emek ve çaba harcadınız ve bir ürün ortaya koydunuz. Artık her bir kitap satıldığında telif ücretlerinden para kazanırsınız. İşte bunun adı pasif gelirdir. Kelimenin tam anlamıyla uyurken bile para kazanıyor olursunuz. Çünkü artık altın yumurtlayan tavuğa, yani siz hiç ya da çok fazla zaman ayırmasanız bile gelir getiren bir varlığa sahipsiniz. Hızlı zengin olma diye bir şey yok. Bunu söyleyen varsa da yalan söylüyordur. Gereken ise sadece bir miktar zaman ve çaba. Evet, pasif gelir kulağa gerçek olamayacak kadar hayali gelebilir. Ama gerçekten biraz gayretle siz de bunu başarabilirsiniz. Burada bahsedeceğim pasif gelir fikirlerinden bazılarını hayatımda bizzat uyguluyorum. Bu kanalı takip ediyorsanız zaten bu tekniklerin bazılarını uyguladığımı görmüşsünüzdür. Etrafımda bizzat yakın arkadaşlarımdan gördüğüm günlük yaklaşık 20.000 TL ciro yapan kişiler de var. Tabii bunlar günümüz kuruyla ve hepsi dolar bazlı getiriler. Dediğim gibi sadece biraz emek ve ilgi işi. Başlıklara geçmeden önce hemen zihinlerde oluşabilecek iki soruyu bertaraf edelim. 1. O kadar kolaysa sen neden yapmıyorsun? Dediğim gibi yapıyorum. Hepsini başarmak elbette tek seferde mümkün değil. Zaten hepsini yapmaya gerek de yok. Fakat bir kısmını başarmak bile son derece keyifli ve hayat kaliteniz artıyor. İkinci soru. Böyle bir şey mümkünse, tırnak içerisinde bu sırları herkesle paylaşmak ve dolayısıyla kendine bir yönüyle rakip oluşturmak ne kadar mantıklı? Öncelikle bunlar bir sır değil. Hayatın içinde hangi kurallar varsa pasif gelir konusunda da aynı kurallar geçerli. Bu kuralları uygulayan ve akıllıca hareket eden zaten kazanıyor. Mesele verdiği bir birim emek karşılığında bir birim mi alıyor yoksa 10 birim mi? Bu nüansı yakalamak ise daha akıllıca bir yaklaşım. Bir diğer konu olarak da zaten burada anlatılanları uygulayacak kesim bu videoyu izleyenlerin en fazla %1'i olacaktır. Muhtemelen bu videoya tıklayanların yarısı da buraya kadar izlemedi bile. Çünkü insan tembel bir varlık. Kolay yolu tercih eder. Az kullanılanı değil. Aynı zamanda bu kanalı takip edenlere bir ayrıcalık sunmak kanalın gelişimi için takdir edersiniz ki önemli olacaktır. Bu soru işaretlerini giderdikten sonra pasif gelir fikirlerimize geçelim. Buradaki gelir modellerinin çoğunlukla dolar bazlı olduğunu hatırlatayım. Türk lirasındaki dezavantajı avantaja dönüştürelim. Ekonomi döngüler halinde hareket eder. Krizler, bunalım dönemleri, resesyon, ayı ve boğa
piyasaları. Ekonominin çalkantılı ve tahmin edilmesi zor olan kriz dönemleri doğru analiz edildiği ve rasyonel kararlar alındığı sürece büyük fırsatlar yaratabiliyor. Bu durumda finansal okuryazarlık yani gündemin takibi ve doğru yorum yapabilme yeteneği yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Midas, Midas'ın kulakları ve Midas Akademi ile borsa ve finans gündemini daha anlaşılır hale getirip herkesin anlayabileceği güncel içeriklere dönüştürüyor. Midas bu çalışmaları ile finansal okuryazarlık seviyesini yükseltmeyi ve yatırımcıların kendi kendilerine yetecek seviyeye gelmelerini hedefliyor. Siz de açıklamalardaki link ile Midas'a kayıt olarak finansal gündemi ve özenle hazırlanmış analist notlarını takip edebilir, Midas Akademi'nin eğitim içeriklerinden faydalanabilirsiniz. Print on demand, talep üzerine baskı demek. Genellikle kitaplar, giyim, ev dekorasyonu ve diğer ürün kategorilerinde kullanılan bir iş modelidir. En popüler olan ise tişört üzerine baskı. Bu modelde bir ürün sadece bir sipariş alındığında basılır veya üretilir. Bu işin güzelliği stok tutma sıkıntısının olmaması. Bu yöntemde ilk adım hedef kitlenizi ve ürünlerinizi belirleyerek bir niş bulmaktır. Hangi konuda veya tasarım tarzında öne çıkmak istediğinizi düşünün. Kreatif ve çekici tasarımlar oluşturabilirsiniz ya da basit ve sade olmak bir fark yaratabilir. Eğer tasarım yeteneğiniz yoksa da profesyonel tasarımcılardan yardım alabilir veya print on demand platformlarının sunduğu hazır tasarımları kullanabilirsiniz. Popüler print on demand platformları Printful, Printify, Gelato. Tabi araştırdığınızda başka alternatifleri de bulmak mümkün. Fakat bence en büyükleri bu saydığım üçü. Platform seçiminde dikkat etmeniz gereken faktörler arasında ürün çeşitliliği, baskı kalitesi, müşteri hizmetleri ve ücret yapılarıdır. Tasarımlarınızı Printify gibi print on demand platformlarında oluşturduktan sonra yapılması gereken Etsy, Amazon veya eBay'de online bir mağaza açarak bu platformlara entegre olmak. Etsy'yi bilmeyenler için kısaca tarif edersek el yapımı ürünler, sanat eserleri, antikalar, takılar, giyim ve benzeri ürünlerin alınıp satılabildiği bir çevrimiçi pazar yeri. Etsy'deki potansiyel çok yüksek. Çünkü her ay 500 milyondan fazla ziyaretçisi var. Seçtiğiniz platforma tasarımlarınızı yükleyin ve her bir ürün için satış fiyatını belirleyin. Satış fiyatını belirlerken üretim maliyetini ve platformun ücretlerini göz önünde bulundurmalısınız. Satışlarınızı düzenli olarak izleyin. Hangi ürünlerin daha iyi sattığını, hangi pazarlama stratejilerinin işe yaradığını analiz ederek stratejilerinizi optimize edin. Telif sıkıntısı yaşamamak için özgün tasarımlar olması önemli. Tasarım konusunda Creative Fabrica sitesini de incelemenizde fayda var. Çünkü tek seferlik satın alma ile print on demand sitelerinde buradaki tasarımları kullanabiliyorsunuz. Bu konuda fikir vermesi açısından Tuger Akkaya'nın çok güzel bir videosunu açıklamalar kısmına bırakıyorum. YouTube'da Gürkan Zon kanalı da bu konularda güzel içerikler üreten bir kanal. Özetle bu modelde siz sadece tasarım kısmı ile ilgileniyorsunuz. Hatta tasarımı bile başka platformlara yaptırmanız bahsettiğim gibi mümkün. Gerisini bu platformlar ücreti karşılığında sizin adınıza hallediyor. Muazzam bir fırsat bence. YKS, KPSS, ALES ya da YDS. Muhtemelen bu sınavlara bir iş bulmak ya da kariyerinizde ilerlemek için hazırlanmışsınızdır. Bu sınavlara verdiğiniz emeğin yarısını bile internet üzerinden gelir elde etmeye ayırdığınızda yüksek olasılıkla daha yüksek getir elde edeceğinizi söyleyebilirim. Dijital ürün satışları giderek daha popüler hale geliyor. Bir konuda yetenekliyseniz, tecrübeniz, bilgi birikiminiz varsa o konu hakkında bir e-kitap yazabilirsiniz. Hazırlayacağınız dijital ürün gerçekten faydalıysa emin olun çok rahat satış yapabiliyorsunuz. Bir e-kitap olmasa da açıklamalarda linki olan 2024 alışkanlık takvimi aslında bu kategoriye giriyor. Dijital olması hem alıcı hem de satıcı açısından daha hızlı ve pratik bir çözüm sunuyor. Alıcı anında istediği ürüne ulaşıyor. Satıcı ise kargo gibi işlemlerle uğraşmıyor. Bu ürünler çoğunlukla tek seferlik çalışmalar olduğu için tekrar tekrar satılabilir. Ve bu da tekrar tekrar para kazandıracağı anlamına geliyor. Bir alanda yetenekliyseniz bu bilgiyi paraya çevirebilirsiniz. Burada püf nokta gerçekten karşı tarafa fayda sağlayacak kaliteli ürünler ortaya koymak.
İnsanlar sürekli yeni şeyler öğrenmek istiyor. Eğitim alanında en çok talep gören içerikler ise video içerikleri. Bildiğiniz bir şey hakkında videolar oluşturup bunları çeşitli platformlara yükleyebilirsiniz. Uzmanlığınıza, bilginize ve hobilerinize göre kullanabileceğiniz ve video kursunuzu yükleyebileceğiniz çok sayıda platform var. Udemy, Skillshare ve Teachable bunlardan en bilinenleri. Türkçe içerik zenginliği anlamında bence en iyisi Udemy. Video eğitim içeriği olacağından bu kısım biraz emek istese de cep telefonlarımız ve güzel bir ışıklandırma ile kaliteli içerikler oluşturmanız pekala mümkün. Bu noktada en fazla dikkat edeceğiniz konu mikrofon olmalı. Ses kalitesi iyi ise gerisini halletmek daha kolay olacaktır. Bu kısım biraz yazılıma ilgisi olanlar için. Aslında biraz sermayeniz ve iyi bir fikriniz varsa çok yazılım bilmeseniz bile yatırım mantığıyla bu alana yönelmekte fayda var. Freelance veya bu işi ücretli yapan firmalara ücreti karşılığında fikrinizi hayata geçirebilirsiniz. Hatta artık özellikle yapay zekanın gelişimiyle birlikte hiçbir kod bilgisine gerek kalmadan uygulama geliştirebileceğiniz platformlar mevcut. Bubble, EpiPy ve Adalo bunlardan sadece birkaçı. Yani isteyene yol çok açıkçası. Yazılım kısmından ziyade burada asıl olan fikriniz. Bu bir oyun ya da basit bir ofis uygulaması olabilir. Elbette burada bir WhatsApp ya da yemek sepeti gibi bir uygulamadan bahsetmiyoruz. Eğer uygulamanız günlük belli sayıda bir ziyaretçi alıyorsa burada yayınlanacak reklamlar aracılığıyla bile ciddi bir gelir elde edersiniz ve bu zahmetsiz bir getiri olur. Yılda belki 2-3 defa yapacağınız optimizasyonları hariç tutabilirsiniz. Tutarsak tabii. Bir şeyler anlatmayı, paylaşmayı seviyorsanız aslında en zahmetsiz olanı bir podcast kanalı açmak. İyi bir mikrofonla ve iyi bir içerik hazırlığı ile çok güzel podcastler hazırlayabilirsiniz. İnsanlar artık vakitlerinin çoğunu trafikte geçiriyor. Trafikte artan bu zaman insanların daha fazla podcast dinlemesine yol açıyor. Şahsen ben trafikte geçen zamanı podcast dinleyerek geçirmeyi çok keyifli buluyorum. Böylelikle ölü zamanı verimli değerlendirmek mümkün oluyor. Spotify, Apple Müzik ve YouTube Müzik gibi uygulamalara podcastlerinizi yükleyebilir ve pasif gelir elde edebilirsiniz. Fotoğraf çekmeye meraklıysanız bunu paraya çevirmeniz mümkün. Çektiğiniz fotoğrafları online olarak satarak gelir elde edebilirsiniz. Aslında burada temelde iki metodun olduğunu söyleyebiliriz. Birincisi kendi web siteniz veya Etsy gibi pazar yerlerinde özel fotoğraf koleksiyonlarınızı satmak. Örneğin belirli bir tema çerçevesinde çektiğiniz fotoğrafları bir koleksiyon halinde satışa sunabilirsiniz. Ya da doğrudan fotoğraflarınızı tablo haline getirerek Etsy gibi siteler üzerinden fiziksel olarak satmak. Yurt dışında özellikle kabartmalı tarzda ürünlerin çok revaçta olduğunu söyleyebilirim. Diğeri ise daha kolay. Stok fotoğraf sitelerine yükleme. Fotoğrafçılar çektikleri kaliteli fotoğrafları stok fotoğraf sitelerine yükleyerek lisanslamadan gelir elde edebilirler. Shutterstock, Adobe Stock, iStock gibi siteler bu konuda en popüler olanları. İnsanlar, şirketler ve medya kuruluşları bu sitelerden fotoğraf lisanslayarak kullanır ve fotoğrafçılara telif ücreti öder. Bu sitelere kayıt olduktan sonra bir portföy oluşturmanız gerekiyor. Portföyünüz çektiğiniz ve lisanslamak istediğiniz fotoğrafları içerir. Portföyünüz ne kadar çeşitli ve kaliteli ise potansiyel alıcıları çekme şansınız o kadar artar. Çektiğiniz fotoğrafları platforma yükleyin. Her fotoğrafı uygun kategoriye yerleştirmek ve açıklamalar ile etiketlemek önemlidir. Bu fotoğrafın daha kolay bulunmasını sağlar ve potansiyel alıcıların ihtiyaçlarına daha iyi hizmet eder. Yüklediğiniz fotoğraflar genellikle bir onay sürecinden geçer. Bu süreçte fotoğrafların belirli standartları karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir. Her platformun kendi kabul kriterleri bulunur. Fotoğraflarınız onaylandıktan sonra alıcılar lisanslarını satın alabilir ve fotoğraflarınızı kullanabilir. Her bir indirme veya lisans satışı karşılığında belirli bir miktar para fotoğrafçıya ödenir. Gelir genellikle satış başına komisyon şeklinde hesaplanır ve platforma göre değişebilir. Hangi tür fotoğrafların daha çok talep gördüğünü ve hangi anahtar kelimelerin etkili olduğunu takip edin. Bu gelecekteki çekimlerinizde ve yüklemelerinizde stratejinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Buraya kadar izleyenler için bir bonus paylaşayım. Yapay zeka uygulamaları üzerinden de görsel oluşturup bazı stok fotoğraf sitelerini yükleyerek para kazanmak da gayet akıllıca. Tabii rekabetin yoğun olduğunu söylemeliyim. Bu nedenle kaliteli, benzersiz ve talep gören fotoğraflar çekmek önemlidir.
Affiliate marketing ya da pazarlama, ürünleri veya hizmetleri tanıtarak ve bu ürünlerin satışlarından komisyon kazanma üzerine kurulu bir online pazarlama stratejisidir. Bu yöntem ürün sahipleri ve pazarlamacılar arasındaki işbirliğine dayanır. Affiliate pazarlamaya başlamak için genellikle yüksek bir başlangıç yatırımına ihtiyaç yoktur. Bir web sitesi, blog veya sosyal medya hesabı aracılığıyla ürünleri tanıtabilirsiniz. Başarılı bir affiliate pazarlama işi kurmak zaman ve sürekli çaba gerektirir. İlk başlarda hızlı sonuçlar beklememek önemlidir. Ürünleri tanıtmak için blog yazıları, sosyal medya gönderileri, video incelemeleri gibi çeşitli içerikler oluşturarak bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Pasif gelir elde etmek için uygulayabileceğiniz 7 pratik ve etkili yöntemi paylaştık. Unutmayın, bu yolları denemek ve uygulamak için ilk adımı atmanız gerekiyor. Web sitesi kurmaktan, blog veya YouTube kanalı açmaya, borsa yatırımından gayrimenkul kiralamaya kadar diğer pek çok yöntem de pasif gelir konusuna dahil edilebilir. Diğer videolarda kısmen bunlardan bahsettiğim için burada daha az bilindiğini düşündüğüm yöntemlere değinmek istedim. Gördüğünüz gibi pasif gelir elde etmenin bir sürü yolu var aslında. Yeter ki isteyin. Sadece gereken biraz çaba ve zaman. Ama sonunda elde edeceğiniz pasif gelir verdiğiniz bu çabaya ve zamana değer. Finansal özgürlüğe giden yolculuğunuzda size ilham ve rehberlik etmek amacıyla hazırlanan bu içeriği beğendiyseniz benzer içeriklerin devamı için lütfen kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Peki siz bu yöntemlerden hangisini denemek istersiniz? Ya da halihazırda hangi yöntemi uyguluyorsunuz? Yorumlarda paylaşın. En önemlisi hangisini seçerseniz seçin. İçinde tutkunuzun olduğu bir alanı keşfetmek önemli olacaktır. Çünkü parlayacağınız yer orası olur. Son olarak kazanç zaman grafiğini ve diğer önemli pasif gelir kaynaklarını paylaştığımız şu videoyu da izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Özellikle videoda anlatılan gelir zaman grafiği kısmı bence çok önemli. Devam.